Turkcell Yıldızlar sahada turnuvası devam ediyor. Büyük heyecan devam ediyor. Üçüncü çeyrek final eşleşmesindeyiz. İki Galatasaraylı Ümit Karan ve Taylan Antalyalı çeyrek finalde karşılaşıyor. Taylan'ın takımı belli, Galatasaray'la oynuyor. Ümit Karan da Paris Saint Germain'i seçti. Niye Paris Saint Germain kısaltması PSG tersten? Arada GS var arada, ben de. Belki Paris'i şehir olarak çok seviyordur Ümit. Ümit çok renkli bir kişilik tabii. Evet. Bir şey yaptığı zaman hep merak edilir. Niye yaptığı, ne düşündüğü konuyla ilgili. Çok nüktedan biridir biliyorsun. Evet. Yan yana oturduğun anda seni güldürmeye başlar. Bakalım bu son şakası mı olacak? Bilmiyorum niye Paris Saint Germain'i aldı, merak ediyorum ama. Bakalım böyle taktiksel yükleme yapıyorlar mı? Taylan Galatasaray'ı nasıl yapacak? Şimdi kendini oynatmak için kimi çıkaracak? Nasıl bir diziliş? Acaba bu diziliş üzerinden Fatih Hoca'ya mesaj verecek mi? Bu takım böyle oynar, öyle oynamaz. Ya öyle değil de Taylan sezon başı 11'de değildi. Olmaması da normaldi. Çünkü daha böyle spektaküler bir kadroydu Galatasaray'ın. Transferler bittiğinde, tamamlandığında aslında büyük iş başardı takıma girerek. Onu söyleyeyim. Ki ihtiyaç halinde camı kırınız çekici gibi oldu. Yani o böyle stoper krizinde stopere bile kaydırıldı. Daha çok ofansif orta saha olan bir oyuncu. Kendini orta sahaya koyuyor. Burada bir mesaj var mı hocaya diyorsun? Var mıdır? Burada bir mesaj olabilir belki ama ben de yani ben şimdi mesela Galatasaray'da oynama şansı mesela genç stoper Emin olsam yani kötü olsa da reytingi düşük olsa da FIFA'da oynadığım zaman kesin kendim Luyendama'yı çıkartırım. Bir de zaten sakat ya ideal kadrosunda. Hemen kendimi oraya koyarım. Belki 60'lık olabilirsin ama. Burada Muslera'yı ama tercih etti sakatlığa ama çünkü Muslera bir kaleciden de ötesi. Yani onu böyle Okan da, yerine oynayan Okan da bunun üstüne kesinlikle alınmayacaktır. O karakterde bir çocuk değil zaten. Zaten bu oyun ya, bunu kimse mesele yapmaz ama bizde öyle spekülasyona bayılır ya insanlar. Şimdiki kaleciye güvenmiyor musun, onu almıyorsun falan filan diye. Bakalım. Yalnız Ümit Karan bayağı bir Paris Saint Germain'in default taktiği. Yani fabrika ayarı. Yani oyun, çıkın oynayın dedi. Oyundaki ayarı değiştirdi ya. Ya aslında çıkın oynayın demedi. Çıkın yattara dedi. Eski usul bir şey yaptı. Yani biz de ilk böyle milim milim şey öne alırsın. Evet, yani evet, hazır formatlardan değil de kendi içi öyle rahat etti herhalde. İşte kanatları biraz daha yukarıya aldı. Gerets okları çıkardı diyebilir miyiz hocam? Gerets okları. Gibi. Yani, Gerets döneminde çünkü öyleydi ya. Çift santrafordan biriydi Ümit. Evet. Arkada İliç ofansif orta saha. Sol açık gibi Hasan Şaş, o da bayağı sol forvet gibi oynuyordu. Saydo tek başına orada değil mi? Hatırlıyor musun? Hatırlamaz olur muyum? Defansif orta saha olarak tüm yükü. Bakalım o da Paris'i öyle yapacak. Ne gibi bir netice verecek? Ben de çok merak ediyorum. Taylan ise Fatih Hoca'nın tercih ettiği A planına pek dokunmuyor. Doğrusunu da yapıyor. Böylece de spekülasyonlara mahal vermiyor hocam yani. Yine burada da bir kuşak farkı, avantajı, dezavantajı olabilir. Kesin. Mesela Ümit'in futbolculuk döneminde başlarında 90'larda sonra 2000'lerde de tabii ki oynadı Ümit. Ama o dönem işte PlayStation ya da oyun konsolları bu kadar yaygın değildi ve herhalde futbolcuların hazırladıkları kamp çantalarında PlayStation yoktu. Pirlo'nun varmış. Sonradan öğrendik yazdığı kitaptan. Evet. Hatta finali öyle. Finalinden önce de öyle hazırlanmış. Maçta da maşallah öyle oynamıştı. Yani bilgisayar oyunundaki Pirlo gibi oynamıştı. O kadar kusursuz performanstı. Ümit Karan ama bak Ümit Karan biliyorsun bir ayağı Almanya futbolunda, bir ayağı Türkiye futbolunda. Yani ana vatanda. O ama Almanya'daki futbolcular arasında popüler olduğu için bence ona genç yaşlardan itibaren alıştırmışlardır. Bence Ümit Karan'ı öyle siz Ümit Karan çöpe atmayın öyle şeylerde, oyunlarda falan. Hiç belli olmaz Ümit Karan. Hiç belli olmaz ama Ümit Karan'ın da bir de şu vardır. Biraz dalgalanır biliyorsun maç içinde de. Bakalım ne kadar dalgalanacak onu merak ediyorum. Yani şöyle dalgalanmadan kastım, keyfi yerindeyse momentumu tutturdu mu? Ketçap gibi, hani ketçabı durduramazsın ya, golleri atar ama işte golcü ketçap gibidir ya. Niye durduramıyoruz? Sıkmayı bırakacağız abi. Ketçap tamam da hani en başta gelmez ya. Şimdi bak o senin dediğin ketçap sonradan yapılan böyle plastik ketçaplar. Bu lafı plastik kutudakiler, bu lafı eden futbol adamının, futbol insanının ettiği zaman sadece şişeler var. Şişe ketçapları hatırla çocukluğundaki. Ha şöyle. Çıkmıyor. Alttan vur top 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 diye pat diye çıktığı evet. Zaman da. Golcü ketçap gibidir derken şimdiki plastikleri düşünme. Ha tamam güzel, şimdi güzel ifade ettin. 90'ların başındaki o cam şişelerdeki ketçap gibidir pat, golcü. Pat, pat, anladın mı? Ümit Karan da öyleydi. Sonra durmak bilmez. Niye durmak bilmez? Birden üstünü kapatamazsın ki. Üstü biraz donmuş gibi olur. Yani. O tabaka çıktıktan sonra da ha, anladın doğru sen beni. Tamam, yani şimdi izleyicilerimiz anladım. De anladı. Şimdi Ümit Karan da bakalım bizim dediğimiz gibi yapacak mı yoksa boş mu konuştuk, çok merak ediyorum ben.
Ümit Karan, Taylan Antalyalı eşleşmesi favorin? Yine de. Eşleşmede Taylan. Eşleşmede. Evet. Yani 2-1 biterse Taylan kazanmış olur. Ama Ümit Karan'ın ben öyle kolay kolay pes edeceğini, kolay kolay yeneceğini düşünmüyorum. Ya anca böyle şey olur işte, dediğim gibi o ketçapın bakalım neresine denk gelecek Ümit Karan'ın performansı. Akan kısmına mı? Ümit Karan, Taylan Antalyalı çeyrek final heyecanı Turkcell Yıldızlar Sahada turnuvasında büyük bir merakla bekliyoruz. Turkcell'li heyecan sahada, coşku sahada, rekabet sahada, karşınızda Yıldızlar sahada. Sen de hemen BIP'ten Turkcell Gaming kanalına katıl, sürpriz hediyeleri kaçırma. Taylan bizi bilir, biz her zaman 4 forvet 5 forvet oynarız, bizim işimiz bu. Şimdi artık bunlar tek forvet zor oynuyorlar ama bizim zamanımızda 5 forvet oynuyorduk, bizim oyunda da böyle 5 forvet. Bizde geri vites yok. Aynı şekilde ben de öyle. Ben de atak futbolu seviyorum. İnşallah bugün göstereceğim yani onu da. Bol golü bir maç olacak gibi Ümit abi. Savunmadan hiç anlamam ben. İşte ama kontra atağım iyidir yani. Dikkat etsin Taylan. İyi çıkarım. Abi önlemlerim var. Ufak tefek önlemlerim var onlara karşı da. Biraz çalıştım. Zaten bir saattir görüyorum sen orada. Zaten bir şey yapıyorsun orada, taktiksel maktiksel hareketler. İzliyorum seni burada. Hazırım abi. Takım formayı değiştireyim, dur beyaz. Beyaz mısın? Yani benim ben renk körüyüm oğlum, sarı, kırmızı, yeşil göremiyorum. Benim işim tek vuruş, gerisine karışmam. Çalım, ben hayatımda çalım atsaydım zaten Madrid'de oynardım oğlum. Ben de çizgiye inip ortalarda sıkıntı yaşatacağımı düşünüyorum yani. Öyle bir planım var ama bakalım. Kendimi baskı altında hissettim. Kim oynatmazsam suçmuş gibi. Kendini oynatıyorsun herhalde. Oynatacağım abi. Burada bari kesmesinler seni oğlum. Futbolcuların hani hareket ne olacağını öngörüyle davranabiliyoruz. Bir avantaj tabii. Yani sen düşündüklerini biz uygulayabiliyoruz. O iyi bizim için avantaj tabii. Yani bence de yani bir futbolcu saha içinde daha iyi anlayabileceğini düşünüyorum. Ama tabii analogla kontrollerle oynanan bir oyun. O açıdan bazı sıkıntılar olabilir. Diğer türlü daha iyi anladığımızı ben de düşünüyorum Ümit abi. Hazırım. Oyna o zaman. Hadi. Başarılar kardeşim. Başarılar. İstanbul is our setting. İyi hadi sen başlıyorsun. Yazı turayı da kazandın. Hadi bakayım iyisin. The match has so much potential and kickoff is just moments away. Galatasaray against PSG. Yeah, thanks Martin. Looking forward to it. I think we're going to have an entertaining tussle here. I think we'll find that out in the first 10 minutes how these teams approach the task. Neymar. This is the team news for Galatasaray. Oh, öyle sert maç olacaksa. 4-5-1. That one striker will need a bit of support. Yeah, you do not want him to be left isolated. Otherwise, this formation will not work. That's the way to win the ball back. Paris Saint-Germain. This is their lineup. Keylor Navas in goal. Thomas Meunier starts alongside Bernat in the fullback positions. Marco Verratti plays. Hadi burada Muslera sakat değil arada. In from Neymar. Dangerous ball dealt with by the goalkeeper's punch. Into the center from Neymar. Atacağım mı bilmiyorum ama. Really away from the threat here. Hiç de dışarı atmıyorsun abi. Sakatlık var. Ben ne yapayım ya, görmedim ki. Ona da mı itiraz ediyor? Nerede bak, kalkmış işte. Yok o değil abi, benim adam omzunu tutuyor. Kim sakatlandı? Bilmiyorum ya. Bir şeyler oldu ona bak, omzunu tutuyor, sakatlandı. Bak orada bak şey, değiştir istiyorsan. Dur abi onu değiştireyim, sakatlandı bak. Biz de centilmenlik, topu dışarı attık zaten. Gol olsa vallahi verme saymazdım. Sakatlıktan döndü ama yine şanssız. Ama şey var, yara bandı var, iyileşir birazdan. Olsun abi. Değiştir. yemedi. Corner swung in. It's not really away. Poor clearance.
The home team about to make a change. Must take the lead here. Keeper controls it, never looked like bouncing off him. Yeah, it made it look easy, but his positioning did that for him. Florin Andone. Emre Akbaba. Guided through. That's cut out. Well, he lost it in the earlier challenge and now he's pinched the ball back. Falcao steered through. And he's good. Offside, yeah. Akbaba. Offside ya, nasıl gol olur? Yok abi, çok iyi ki. Nasıl offside? Hakemi de mi bağladın oğlum? Akbaba. Bak gör, bakarsın şimdi offside. Nasıl? Yok abi. Bak. Vallahi elini kaldıran mı oluyor? Benim ama daha yeni çıktı ya. Is going to have a chance center stage. And it's Galatasaray then with the lead. Threads it through. And there was danger, but he's cleared it. Here's Lemina. Mariano. Mario Lemina. Trying so hard to make the opening there. Nearly. Falcao. Foul. He's given the free kick. Foul mu? Oo, sen hakeme bağlanmışsın oğlum. Böyle hakem mi olur? He knows he's got a shot to face here. Kullandık. Sebahat'ın yapımız. Had a go! That's a good effort from the free kick, just wide. İyiydi. Yeah, managed to keep the ball down and keeper for the second there was a bit worried. Yapma abi. Now Bernat. He's got his tackle in, and the ball's gone out now. He could take them on here. Time to get the ball in. Got the tackle in. Proper defending, under some pressure. A wonderful piece of defending from this fella. I just wonder at what point, Alan, with the Paris Saint-Germain, that the backers will think, oh, we've put so much money into this. You know, are we getting a return on the investment? That the Falcao, offside given, Alan. Oh, I'm not sure he's got that one right. You know, I think he was on. Ya bir offside verdi sonunda hakem ya, bizi görüyor yani. Hakem varmış maçta. Emre Akbaba. Mario Lemina. Now it's Emre Akbaba. Here's Lemina. Threads it through. In the clear for a great chance. Well, he's good. Bu 2-1'lere çözüm bulamadın abi. İkiye birlere çözüm bulamadım. Vallahi. İki gol de aynı şekilde. Just widen the margin here to 2-0. Antalya şu Talyan var ya, çok iyi oynuyor ha maçta. Daha topa değmedin lan. Biraz oynatıyorum. Taylan sen oynamıyor musun maçta? Abi basit oynuyorum. Basit oynuyorum. Hadi hadi Paris'e gelsin. Yapacak bir şey yok. Oh, the crowd appreciating that. Yapmışsa bu takip. So are his teammates. What a good finish and what a good ball through to him. Now the body language at this kickoff isn't great, is it? And you can understand why. Sen oynamıyor musun maçta? Sen kendini kadroya almadın mı oğlum? Aldık abi. Yine iyi mücadele ediyordu. Angel Di Maria. Now he could play it into the danger area. So the corner to come. No apologies for focusing on this fella. Well, the defence knew all about him beforehand, but they really haven't got tight enough. And as a result, he's been working the keeper and he's got on the score sheet, hasn't he, a few times.
Yeah, as you can see, Galatasaray really having lots of the ball. No wonder they dönüyor bak abi. With that possession, they've taken their chances. They've played some lovely football. The ball's loose. Goalkeeper made the save, but he couldn't hold it. Mbappe. Neymar. Read the play well. Intercepted here. Verratti. That's clever with a through pass from Verratti. He had to go for that. Yani iki adama çarptı. Take the risks, but he's got away with the ball. Kumanda bozuk. Ben ne yapayım oğlum? No penalty. Ben söyledim bana güzel kumanda getir. Good chunk of added time. Feguli'ye bak ya. Hayatın maçını oynadı ya. He's done well to block that. Meunier. Allah Allah. Benimki sarhoş. And his movement too to intercept there. Has a go here. It's another one for them. They go further in front and they are poor value. İşte bu anı bekledi. Şartada vursaydın. İşte bu anı bekledi. Aynen. Abi kendisi en güzel golü kendisi attı. Hiç de benzememiş ya. And here he was. Faced by the goalkeeper, that was the challenge. In you go, easy as you like. It looks easy, doesn't it? I can tell you it's not. You have to be at the top of your game to try it and to convert it. The opposition in danger. Can you believe? Hiç belli olmaz abi, dönebilir yani. Ben seni döndüreceğim biraz. As you can see from the scoreline as we start the second half, there might not be too much of a contest left in this game. Now it's Emre Akbaba. Marcelo Saracchi. Saw the pass and dealt with it. Oh, he's got the ball away from him with the tackle. Verratti. And the referee looks to his assistant who's got the flag up, it's offside. Oh, offside good. Oh, bu ne? Mariano. Good interception. On the attack here. Wants to come inside and shoot. Shots on here. Neyse, şeref golümü açın bari. Yani. Gol yiyeceğimiz baştan belliydi. Oyuna sokarken topu da. Sen var ya, Mündama sakatlanmasaydı ben seni yenerdim. Allah'tan sakatlandı. Orada doğru taktiksel değişiklik yaptı. Maybe not his most spectacular, but an important one here. So we restart again, 4-1. Referee's done extremely well to judge it like that. He can play the advantage. Bak şu pasları iyi yapıyor ha. Now can he cross it? Şu figürü bir tutamadım ya. Only partially away from danger. Idrissa Gana-Gueye. Lovely incisive pass. Icardi. He's definitely got his goal touch with him today, hasn't he? Neymar ikidir boş kalıyor arkadaşlar. Neyse şeref golü mü attım? Bir şey olmaz. Böyle diye diye yaklaşıyorsun ama. Prospect of even more goals. 4-2 is the score. We've reached the hour mark. Half an hour to go. Marcelo Saracchi. Emre Akbaba. The build-up is patient. Has a go here. He's got the crowd off their seats with that one. Sen olsaydın golü. Yanlış kaldım. Adama verdim topu. Pas mı vereyim? Tutma atayım, kararsız kaldım. But it's come to nothing in the end. Verratti. Well, there's still time if they can get this goal. And there it is, the goal. Şeref golü mü attım oğlum, ne yapayım? It's a hat-trick today.
He's really been on form. They will be signing the match ball for him. Şeref golü bir şey olmaz Taylan. Because of a hat-trick. Yeah, he won't forget this day in a hurry. Top stuff from him. Well, this is what we love about football, a goal fest. And we're getting it in this game in abundance. Patient play from them. Andone. Now, here is a chance for them. Oh, that's great defending. Gay. It's going to go with this one goal lead. Adamı dövdüm be. The supporters, well, they've upped their game. There's no question about that. Just listen to them. Yeah, they've been brilliant. But it's been a close game. And you wouldn't put it past. Could he really wrap it up now? Hadi be. Yes. Oğlum bu hakem niye foul vermiyor hiç ya? Çok temiz abi müdahale ya. Temiz mi? Adam bacağı kalmadı. Bacağını aldı adamı. Hayır çocuk elinde çarptın ki. Foul bekliyorsun abi. Really brought their shooting boots to the match today. With great vision here. Falcao. Well, they're cheering them across the finishing line, aren't they? Job almost done by the players. Yeah, almost done. They can't keep up well to punch the corner. Ne oldu? It's a useful position this for the free kick. Well, I think he's going to go for goal. Hakem ne? Bu nedir bu hakemle oynadın ya? Get his name on the score. Hakemsiz kazanacaksın kardeşim, hakemsiz. Goalkeeper not really tested by that free kick. Florin Andone. Falcao. Surely he must score. No way through, says Navas with a save. And might well he smile after that one. Put the corner in the middle. Fantastic save. Neymar. And it's going to be a minimum of 3 minutes to be played of added time. And the cross goes towards the far post. Well, just when the game looked as though it was petering out, they scored. Hakim 3 dakika uzatma verdi ya. 3 dakika ne oğlum? Ne yaptın hakim 3 dakika verdi? Niye çıkmadı onunla ya? Hayır bir de baksana ha. Hayır niye çıkmadı Mustafa onunla? This has been a treat to watch. A fantastic spectacle, so many goals. Son atak olur mu? Out to Neymar, out on the flank. Losing the ball. Evet, 5-4 iyiydi. 4-0'dan iyi bir dönüş abi. Alan, what did you make of the way Neymar? Güzel maç oldu abi. Evet, güzel. Bir Taylan'ı tutamadım, ne yapayım? Neymar hat-trick yapmış. Kaşla göz arasında hat-trick yaptı. Hayır. Neymar bile topu aldı sanki maçı kazanmış. Türkcelli heyecan sahada, coşku sahada, rekabet sahada. Karşınızda yıldızlar sahada. Sen de hemen BIP'ten Türkcell Gaming kanalına katıl. Sürpriz hediyeleri kaçırma. İstanbul is our setting. Hi there everybody. Great to have you along with us. Martin Tyler here with you, ay, along with Alan Smith, of course, as usual. The game has all the elements, really, to excite us, and I'm sure it will live up to the billing. Galatasaray against PSG. Should be a good one. A lot of talk about the tactics these two managers are likely to employ. Beforehand, we'll soon find out. This is the team news for Galatasaray. Well, we think, Alan, it'll be a 4-5-1 formation, which can look a bit negative. Yeah, but you look at the players in that five, that midfield five, and I think... Falcao! Oof! A goal! Falcao! Right into the corner by the post. Erken gol oldu. Ben görmüyorum ki güneş var oğlum orada. Well, we see it again, how close it was to the post and akşam var, Şampiyonlar Ligi oynuyoruz oğlum. Biz bu maçı bilmiyoruz. It goes, it counts. Now, I think the goalkeeper thought he got his angles covered there. But he didn't look too pleased when it rebounded in. And it's Galatasaray then with the lead. Oh, he spotted the pass and cut it out.
Neymar. This could bring them level. Brilliant defending. It saved a certain goal. He was almost wheeling away to celebrate there. The ball glued to his... has to score. Foul oğlum lan, bu nasıl foul ya? Foul karşımda abi. Belki moral onu foul koyuyor, sağlara dönüyor. Bunları iyi yaptı ama. Boş kale iyi yaptı. But nobody panicked. No, nobody did. I think they realised they had time. They realised they'd broken through, and it was two against one. And it's a quick break. Vay şeytan, vay şeytan. Bravo, vay şeytan, vay şeytan. Ya sen var ya, kaleci nasıl götürdün oraya? Donk. Kurmaz ya, bunlar bu gençler var ya, çok şeydi, değişik oynuyorlar bu oyunu. Andone. Guided through. In the clear for a great chance. Gonna try one now. It come off the goalkeeper, still in play. Angel Di Maria. Intercepted well. Promising forward play from them again. Left the defenders trailing now. Here's a chance. Well, that should be the game. Yavaş oğlum. Surely they can't throw it away here. Bak yavaş. It's not easy to find the spirit. Ya gal geçen maça da böyle başladı. As they kick off again. Sonra gol birden buldu. Di Maria, who might take some stopping in this position. Tries to shot here. Some save that. Well, that is sheer instinct. His reflexes there were incredible. Corner from Di Maria. Solid punch by the goalkeeper. Mariano. Here's Lemina. Saraki. Florin Andone. Falcao. Trying to slip it through. Brilliant goal. Yine 2'ye 1'lerle. Gülgül mesaj gireceğiz ona. It's turning out to be an gay. Lovely incisive pass. Onside and away. Neyse Şeref, golümü açın bari. Yine başladın Şeref. Şeref diyeceğim 4 tane gol attın geçen ona. Oğlum bunlar hep Şeref golü yani. 4-1 is the scoreline. Tamam ya öyle. Hızlı. Saraki. Impressive in possession. Passing's good. Possibly dangerous. Here's Lemina. Nice interplay between the two of them. Hadi canım. Bu nerede? Bu gol olacaktı neredeyse. Ayıp ya. Hat-trick yapıyordu. That'll be a corner. But here comes the corner. Kaleci. Reaching for it a little bit with the header. And that's the expected result. Back to the training ground, I think. Yapma. Yapma. Well, he was grateful to be able to make the save. Because that could have been a real howler. Yeah, it was a lapse in concentration, and he did make up for his error, and he's acknowledging that now to his teammates. He's got the option to get in a cross now. Saved, but not decisively. Referee has signaled. Well, this guy looks like he's the one. Tek kale maç oynamışsın, golleri sen atmışsın. Değişiklik yok herhalde. Ne yapacağım? Well, as you can see from the scoreline as we start the second half, there might not be too much of a contest left in this game. One or two options now in forward areas for them. Shot up!
He'll be a lot happier having made that save. Ryan Donk. Now it's Emre Akbaba. Mario Lemina. They've been trying to do this, get the ball over the top. He's gone in with the header, but the ball nowhere near going into the net. I think it's come off the top of his head, that one. I wonder what's gone wrong for the losing team today, because you wouldn't have thought in a game like this, a pretty even game on paper anyway, that they would have collapsed. No, it's been a bit of a surprise, and you've got to look at the defenders and the mistakes they've made in vital areas of the pitch. That looks like costing them. Falcao guiding the pass through. A good run towards the near post. Still a chance in there off the goalkeeper. Mariano. Here's Lemina. Florin Andone. In towards the far post. Good save. Only partially away from danger. Mbappe. Neymar. Out to Neymar. Out on the flank. Guided through. Ay! Hiçbir şey yok. Nasıl bir şey yok ya? Hiçbir şey yok. Allah Allah. Mariano. Vay anam, ben böyle bir şey yazar. Zaten kaleye zor gittik. Well, the white man can show his skills here. Nasıl ya? The keeper's done well to keep that one out. PSG have given the ball away. Promising forward play from them again. He's reached it and he's caught it with a save. Brilliant. Takes the shot on. Straightforward work for the goalkeeper. Just a quick check on the clock and there are 20 minutes to go. Positive play in the wide areas from PSG. Yeah. In towards the near post. Gets it away from the goal with a punch here. Saw the direction of the pass. Allah Allah. Nasıl defans yapıyor görüyor musun ya? Şaka gibi. Okay, trying to slip it through. Real chance for Falcao. What a goal. Falcao hat-trick'le. It's a day he'll never forget. You have to say he's been unplayable. Nasıl abi? What a performance. Fine finishing. Well, we're underway again. You just wonder how many more they can get today. Good piece of tackling then. Ben seni stoper oynatacağım ya bir dahaki maçta, yemin ediyorum. Hocam, hocam bilgi varmış demek defans oynatıyorsun. Very slick, very quick. But in the end, not very accurate. Yeah, it deserved much more, that counter-attack. It really did. It was a poor finish in the end. Out into the wide areas now. They've got the ball back by that interception. His teammates have recognised the potential of this attack. It's the kind of thoughtful player that he is. I think he saw the keeper out of position. He saw the gap, but couldn't hit it. Mbappe, Neymar, teammates getting out of the way because they know he can dribble it here. Only partially cleared, so there's still some problems for them. Good tackle. Yok abi, çok sağlam defansın ya. Ya benim hayatımda böyle defans görmedim. Well, you can blame the manager. Kız geçen adam geçmez misali. On the day, the players haven't been good enough. Abi iki tane dev gibi adam koydum oraya. They've let the manager down, Martin. Neymar, near post run from his teammate. Into the attacking third. Proper defending under some pressure. Mario Lemina. The shot gets blocked. Verratti.
Neymar got the ball back. Cross from Neymar. That was a good crossing position, but not a good cross. It's finished now with the final whistle. Maç bitti kardeşim. So a final summing up on from Alan Smith. Sağ ol abi, güzel maçtı. So sharp in İlk maç kadar tepkiler olmasa da erken buldum bu tepkiler. His manager too will be doubly pleased with. Canavarı başarılar diliyorum kardeşim devamında. Sağ ol abi, ben de çok memnun oldum. Güzel bir turnuva oldu benim için de. Seninle oynamak güzeldi. Sen kimseye anlatmayın dedi. Evet, güzel maçlar oldu. İki maç da güzeldi. Özellikle ilk maç skoru aslında erken de yakalamıştım ama Ümit abi sonradan buldu. Hani şeref golü diye 3 gol birden buldu. Neyse ki bir farkla da olsa maçı kazandım. İkinci maçta yine erken goller buldum. Onun avantajını korudum artık. Yani güzel oldu, eğlenceli bir iki maç oynadık. Yani orada biraz kaleci önde görünce, tabii Falcao kalitesindeki bir oyuncu da affetmedi bu golü, bu pozisyonu. Güzel maçlardı yani, ikisi de gayet güzeldi. İlk olarak kardeşimi tebrik ediyorum. Yeni nesil biraz bizden farklı oynuyor gördüğünüz gibi. Biraz daha çalışmam lazım, antrenman yapmam lazım ama ilk maç heyecanlıydı. İşte biz gündüz maçı oynadık. Gündüz maçı da alışık değilim ben. Hep biz gece maçları oynuyoruz normalde. Şampiyon Ligi'nde işte biliyorsun hep akşam maçları. Biz öyle gündüz maçlarını genelde futbol oynarken de kaybediyorduk. Yani o yüzden burada işte aynısını yaşadım. O da o gündüz avantajını iyi değerlendirdi. Hemen erken golleri buldu. Tebrik ediyorum kardeşimi. Bundan sonra turnuvada ona başarılar diliyorum. Abi ben Erzurum'dan alışıyorum. Hep orada öğlen oynuyorduk. Ondan İşte öyle diyorum. Avantajı oradan kazandın zaten. Ben topu göremedim güneşten. Gözümü alıyordu oğlum top. Türksel, abi hiç şaşırmadım ama ya. Sen Yıldızlar sahada turnuvasında 3. çeyrek final eşleşmesi. 3.'sü de 3. maça kalmadı seri. 2-0 Taylan Antalya genel skorda aldı. 5-4 ve 5-1 ilk maç gerçekten çok ilginç oldu. Tam bir Ümit Karan performansı. Soyunma odasında hoca Ümit Karan'ın takım Paris Saint Germain'e ne dediyse Tuchel oyunculara nasıl açladıysa söyle. Oyunda olmaz ama. Ya teknik direktörler soyunma odalarını karıştırmışsa, mesela Fatih Terim sanki Paris Saint Germain soyunma odasına gitmiş gibiydi devre arasında. Icardi, Mbappe. Paris Saint Germain'e. Mbappe, Icardi yani böyle anladın. Koskoca dünya yıldızları yani falan. Az daha döndürüyordu. Evet, tarihi bir geri dönüş olacaktı. 4-3'e kadar getirdi, 5-3 yani. Oldu. Ama ilk yarıda şu olabilir bence. Şimdi bir kere o güncellemeyi yapmamış. Yani Ümit Karan bir süre oynamamış bir kere o. Maç öncesi görüntülerinden Sirayten. Şimdi onu yaparken ben düşünmedim ama ilk yarıda abi ilk yarı 4-0. 45'te 4-0. Hatta Taylan Antalyalı 4. golünü Galatasaray'ın Taylan Antalyalı ile attı. Harika bir plase. Evet, çok iyi plaseydi. Çalışmış. Gerçekten de çok çalışkan bir oyuncu, onu söyleyeyim. Çalışkan olmasa bu kadar büyük seviyelere de yükselemeyebilirdi. O da bir gerçek. Onunla herkes ciddi konuşayım onu. Şimdi işin yine şakasına oyuna gelirsek. Ya ilk yarı galiba Ümit Karan'ın oynadığı kol bozuktu yani. Hani öyle de açıklıyorum onu 4-0. Çünkü mesela bir degaj da çıkıyor falan filan. Belki o tuş atamalarını ya, istediği Ümit gibi yapamamış Karan biraz olabilir. Old school yani o şeyden bak taktik belirlerken böyle milim milim şey tabii, yani tabii. Bizim gibi oya gibi işliyor aslında fabrikasyon zaten orada işte bir sürü ayar var. De açınca evet, yaptı hani. Bir sürü ayar var aslında orada kalıplar var kullandığın zaman 5 dakikalık içi 30 saniyeye indiriyorsun. Ama Ümit şeyi de seviyor olabilir. Öyle öğrendiği için hani böyle onu oraya çekeyim. Evet. Mesela Ümit yapmadı, çok fazla kullanmadı da gol yedikten sonra ben de öyle hemen gol attıktan sonra hemen oyuncuları elimle bir kademe geriye çekerim. Halbuki şimdiki oyunda tık diye hemen takım böyle komple geriye alabiliyorsun vesaire. Ben şey diye de düşündüm. Taylan hani sonuçta Galatasaray'ın oyuncusu, Ümit Karan abisi Galatasaray'dan. Yani o da duygusal açıdan sirayet etmiş midir? İkinci maça hiç sirayet etmedi. O şüpheler aklından silindi. Kaçta 4-0 işte oldu ya? Bak, Ümit Karan'ın işte dediğim gibi momentumu yakalayınca üst üste 4 tane mi attı? Yok 3 tane attı. 4-3'e getirdi. İlk maçta 5-3 oldu. Ama ikinci maç küstü oyuna. Tayland'a küstürdü gerçekten yani. Şey gibi İrfan Can Kahveci Didem Karagenç eşleşmesinde de ikinci maç. İlk maç böyle kafa kafaya gider gibi. İkincisinde... İşte yeni kuşağın avantajı da... Daha fazla bile işte rakibe göre oynaman gerekiyor yeni versiyonlarında oyunun. Yani 15'ten itibaren rakibe göre oynamanın belirleyiciliği çok arttı bence. Her sene iki katı arttı. Daha önce öyle değildi. Herkes
fabrika ayarı. Bir maçı mesela Irmak Kazık seni bir maç 4-0 yeniyordu. İkinci maç sen onu aynı takımdan oynamasına rağmen 3-0 yenebiliyordun, 4-0 yenebiliyordun. Şimdi öyle değil. Yeni kuşak rakibin hatalarından faydalanarak oynamayı daha iyi biliyor. Öyle mi? O bak ikinci maçta bu kadar fark çıkmasının sebebinden bir tanesi o. Çözdü mü Taylan? Yani Ümit'e nasıl hücum edersem Ümit'in takımına zaaflarını. Yani Ümit abi nerelere hata yapıyor diye böyle Taylan kafada canlandırmış sanki. Çünkü çok erken skoru aldı ve bak dikkat edersen ilk maçta da öne geçtikten sonra çok yedi. Bu maç öne geçtikten sonra neredeyse hiç Ümit Karan'ı maça ortak etmemeyi başardı. Kaç oyuncu seyrettik? Toplam 6 oyuncu seyrettik. Bu 6 oyuncu arasında kazananları düşünecek olursak İrfan Can Kahveci geçmiş eşleşmelerde. İbrahim Yattara, Taylan Antalya hangi sence daha iyi oyuncu, komple oyuncu? İrfan Can biraz daha iyi Taylan'dan. Niye? Çünkü Başakşehir'de daha da uzun süredir oynadığı için ve sürekli 11 oynadığı için. Ama Taylan da hiç fena değil. Sanki işte seyredeceğimiz bir çeyrek final eşleşmesi daha var. Ama Yattara hiç göre... belli olmaz hocam yani. Bu sanki FIFA işte bundan 10 yıl şakladan sonra FIFA, tavşan çıkartabiliriz. FIFA 2030 turnuvası yapsalar, yine bizi yorumcu yapsalar, Yattara yine aynı şekilde kaleciye yaklaşmadan, ideal mesafeden, ideal köşeye, ideal sertlikte vuruşlarıyla her vurduğunu gol yapabilir yine. Yani. Öyle bir oyuncu Yattara. Bu daha bir, kim daha az hata yaparsa o şampiyon olur ama dediğim gibi Yattara müşterek bahis harici koşan böyle atlar vardır ya, evet, biliyorsun. Yani ama başkaları işte, oynamasa da onun kazanacağına dair, o kazandı mı kendisi kazanır, parayı da alır. Yattara'nın sahibi sıkıntısı. Yattara o müşterek bahis harici at rolünde yani. Ona İngilizler maçlarda Dark Horse, evet, diyebiliyorsun. İngiliz futbol yorumcuları öyle kullanır. Ligin Dark Horse'u kim? Bizde hakikaten Yattara hiç belli olmaz ama gol Ufan, sorunu, Taylan, gol çok yiyor. Yattara gol çok yiyor. Evet çok dağıtıyor ama o biliyorsun hücum maç kazandırır, savunma şampiyonlukları. Onun için az gol yemesi ya lazım. O basketbolda daha çok futbolda geçerlidir ve basketbol yorumudur. Savunmayla hücum futbolda birbirinin devamıdır. Basketbolda da öyledir. Ya öyledir de. Oyun akışkanlığında. Bunlar burada şimdi böyle FIFA oynuyorlar. O yüzden yani futbol oynuyorlar. Onu söylemek istiyorum. FIBA oynuyorlarsa fazla gol yersen illa 4'te. Yalnız bir daha söyleyeceğim. Ümit Karan 1-0 maç kazanabilirsin ama 4'te. Ümit Karan eğer hırs yapıp bir hafta boyunca 3 gece 4 gece FIFA oynarsa, hazırlanırsa, baştan oynansa Taylan'ı o geriden gelip yenebilirdi de. Yani Taylan'la İrfan bir gün eşleşirse Ümit Karan'a verdiği pozisyonları, imkanları ilk maçtaki verirse İrfan Can Kahveci sanki affetmez. Bak kafada oynuyorum maçları, bilmiyorum ne diyorsun. Mustafa Hocam %51'i kime verdi? Mustafa Hocam kaç hafta sonra kimin kaç puan farkla lider olacağını bilir. Benim o seviyeye gelmem için Mustafa Hoca sağ olsun benim nikah şahidim oldu, kırmadı. İşte oradan biraz nasiplendik bu vesileyle. Evet, Turkcell Yıldızlar sahada turnuvasında 3 çeyrek final eşleşmesini geride bıraktık. Bir dördüncüsü var. Maç önü maç sonu yayınlarımızda bu büyük heyecanı sizlere yaşatmaya devam edeceğiz. Turkcell Yıldızlar sahada turnuvası devam ediyor.